Hadi ağlama abla. Vallahi bulacağım bir hal çaresini. Hal çaresi kalmamıştır Kerim. Aha da bak. Mahpusa atacaklar beni. Ne yaparım ben? El kadar bebeğimle taş duvara mı girem Kerim? Ah sana. Dağ gibi borcu yıkıp gittin. Ne edeceğiz biz şimdi? Ölmüşün peşinden böyle konuşmayasın abla. Rahmetli eniştem yapmıştır bir hata. Lakin ne bilsin. İster miydi sizi böyle bıraksın? Bizim ne işimiz varmış burada Kerim? Ha? İstanbul'larda belayı bulmaya gelmişiz. Zavallı bebeğim. Az kaldı abla. Vallahi kurtaracağım seni bu dertten. Dayan hele. Kahvede arkadaşlarla buluşacağız. Ben varıp giderim. Sen de az toparlan. Vallahi hanım da dayanamıyor haline. Çok beklemiş misiniz? Yok, daha yeni gelmişiz zaten. Seni bekliyorduk Kerim. Evet. Bunlar kim la? Bizimle geliyorsun Kerim. Hadi arkadaşlar alın arabaya. Gel lan buraya. Sizinle bir yere gelmeyiz, bırakın bizi lan. Gelin lan. Rahat durun beyler, sizinle bir yere gelmek istemiyoruz. Karışmayın lan, uzak durun. Geldiğiniz yere geri dönün lan. Çekilin gidin be, bela mısınız? Ben şimdi gösteririm size belayı. Baran! Bırak, hayır! Kaçıyor, arabaya binin! Çabuk, çabuk!
bunlar ya? Tamam Yıldırım, anladım. Ben hazırım. Kornaya bas, çıkarım dışarı. Hadi selametle. Ellerine sağlık Hilal'cim. İşten güçten ne zamandır böyle kahvaltı etmemiştim valla. Afiyet olsun Eman abla. Dersin Nilüfer ablanın başına. Yıldırım abi de ona böyle sofralar hazırlar inşallah. Bir tane de gül koyacak böyle vazoya. Yapar değil mi? Yapıvecek tabii. Artık kurslara bilem gidiveriyor gari. Öğrendi her bir şeyi. Keşke anne, keşke ama nerede? Yıldırım yine aynı tas aynı hamam. Dümdüz. Onun yüzünden bu yaşımızda her gün kursa gidip geliyoruz. Ay daha hiçbir şey öğrenemedi mi? Yani işte. Biraz düzeldi ama nasıl diyeyim, ben böyle biraz daha duygusal olmasını bekliyordum. Hangi kadın beklemez tabii. O da olur inşallah. İnşallah. Afiyet olsun hanımlar. Sağ olun. Ben sağ ol Osman Paşa. Hadi size hayırlı günler. Size de Osman Bey. Ha, Hilal. Kızım senin aşığın var mı? Yok. Bizim damat anne. Osman Paşa'yı almaya geliverdi galiba. İyi insanı an, çomağı hazır. Seni kuzu. Olayım öyle değil ama neyse. Yuh dedim vallahi komiserim yani. Güpe gündüz sokak ortasında iki genci vuruyorlar, birini de kaçırıyorlar. Bravo vallahi. Cesareti bit pazarından ucuza almış bunlar. Savaşlar gitmiş, bizi bekliyorlar şimdi. Gidince bakarız. Bakarız da gidene kadar başka mevzularla alakadar olalım. Nasıl gidiyor evlilik kursu? Bir şeyler öğrenebildin mi bari? Vallahi çok eğleniyorum komiserim. Ha. Çok komik ya. Sünepe sünepe tipler gidip geliyor. Yok karıcığım şöyle, yok karıcığım böyle. Ama şey yani, çok şey öğrendim vallahi. Sevgi, saygı, çiçek, böcek falan ya. Göreceğiz bakalım. İşe yarıyor mu? Sana bir vazife vereceğim. Altından kalkarsan ne hala? Nilüfer'e şöyle allık pullu bir şiir yazacaksın. Hem de en duygusal tarafından. Ne? Ne yaptın komiserim ya? Ya ben ne anlarım şiir yazmaktan falan? Anlayacaksın efendi. Anlamazsan ne işin vardı evleniyorsun? Sana yarın akşama kadar mühlet. Toplayacağım bizim ahaliyi. Hepsinin önünde okuyacaksın şiirini hem de. Ya yapma komiserim. Bak şu kapıyı açıp aşağı atlarım daha iyi. Vallahi yazamam ya. Sen bilirsin. Ya şiir yazarsın ya da istifa dilekçeni. Ben öyle laftan anlamayan çırak çalıştırmam yanımda. Ama bak şiirini beğenirsem sana bir hediyem olacak, ona göre. Yaktın beni dördüncü Osman, yaktın. Zehra kadın, Hazal kız, koşun yetişin. Kahvenin orada adam vurulmuş diyorlar. Lila sana emanet Cemile teyze. Vere vere. Vere vere. Vere. De hadi. Üç kişilerdi. Çok ani oldu. Kaçıp gittiler, bir şey görmedik. Anladım. Araçtakileri görmediniz yani. Çok ani oldu memur bey. Biz de şaşırdık. Valla ne gördüm? Ne söyledim ya? Etrafta ilgi çeken başka bir şey yok. Fatih şuradakileri istiyorum. Tabii. Olsa söylemem Vedat, mi? Sen de gel. Peki, şuradan bir resim al. Çekiyorum. Şu tarafa git. Kolay gelsin çocuklar. Tamam. Hoş geldiniz komiserim. Pek hoş görmedik savaşım. Yıldırım yolda biraz anlattı ama nedir hadise? Var mı saldırganları tanıyan? Yok komiserim. Birden olmuş her şey zaten. Ama ateş edilmeden önce saldırganın geldiğiniz yere dönün diye bağırdığını duymuşlar. Ne demek bu komiserim? Uzaydan mı gelmiş bu gençler? Savaş kimlik tespiti yaptınız mı? Üzerlerinde kimlik yoktu. Şu ana kadar teşhis eden de çıkmadı. Kaçırılan genç için de çevrede arama başlattık komiserim. Dayı Netirsi. Hadi. İnşallah ne Kerim'de. Dayı Netirsi Kerim nene. Yok yok, giremez. Kusura bakmayın. Bihelim derbaz mı? Bakmayın, giremezsin. Cibo hadri hodi bihelin. Ya. Dibe kuyu kuru emin be. Dibe kuyu kerim emin be. Rebi be.
Hadi. Başına rica edin bir heyin. Bilemezsiniz yok. Komiser bey yarı karıya merakın. Ne oldu? Tamam. Şibo hadi. Dibek oğlu kemin be, kerim emin be. Bir dakika, bir dakika. Sakin olun. Dediğini geç anlamıyorum. Geç hemen beş acıyarı. Komiser bey, anam merak içindedir. Kardeşim Kerim kahveye diye çıkmıştır evden, dönmemiştir. Biz bir bakak, vurulanlar o mudur değil midir? Bir görsek yanıp tutuşuyor. Bırakın geçek yürek, o mudur? Tabii tabii. Yıldırım evet. Yardımcı olalım. Buyurun. Gel teyze. Açın orayı. Dayı, dayı o ev zarokun, gazal. Hevalin Kerim. Ya Rabbi, ya Rabbi. O mu? Evet, kardeşim şey mi? Yok, kardeşim değildir. Lakin arkadaşıdır bunlar. Hep beraber dolaşırlardı. Kerim, Kerim nerede? Çıkarken üzerinde ne vardı? Yeşil bir kaban giymişti. Niye ki? Teşhisi uyuyor komiserim. Maalesef kardeşiniz saldırganlar tarafından kaçırılmış. Beyce, Kerim Lukuye. Revendine dayı. Hani kes Kerim revendine. Uyyy, evçi hat eserime, hodo. Ne istemişler kardeşimden komiser bey? Birilerine kötülük mü yapmışız? Biz de bu ülkenin insan değil miyiz ha? Daha bir şey bilmiyoruz ama müsterih o. Elimden geleni yapacağım. Savaş, hanımları polis otursun. Baş üstüne. Birazdan merkeze gideriz. Ben. Buyurun, Fatih, yardım et Minik, bayanlara. Açın. Geldim. Öyle buyurun. Hadi. Buyurun, buyurun arabaya geçelim. Komiserim, ne oluyor burada? Ben hiçbir şey anlamadım. İşin ucunda siyasi bir şey olmasından korkuyorum çırak. Bu semtler son zamanlarda Türkiye'nin her yerinden göç aldı. Fakirlik kolay değil. Herkes bir çıkış kapısı arıyor. Her göç edip gelen oranın sofrasına ortak gibi algılanıyor. Bu da orada daha önce oturanları geriyor. Aşırı milliyetçi gruplar onları kullanmaya başladı mı? Gerginlik tırmanıyor. Anladım. Maşa olarak kullanıyorlar yani. Hı hı. Ama çocukları vurmuşlar da onu neden kaçırmışlar? Kerim'in bağlantılarını araştıralım. Ancak o zaman anlarız. Anladım. Buyurun. Sağ olasın. Sen daha önce gördün mü bu kaçırılan genci? Kahveye gelip gitmişliği çok mu? Vallahi bilmiyorum ki beyim. Birkaç kez gördüm herhalde. Ha, dur. Levent abiyle konuşuyorlardı hep. Araları iyiydi galiba. Levent abi bizim kahvenin sahibi olur. Ya. Belki de saldırının burada olması bir tesadüf değil çırak. Sen Levent Bey'i bul, merkeze bir getir bakalım. Kerim, bırakın kardeşim Allah rızası için. Ne olur vurmayın onu. Kerim. Ne oluyor hanım, ne bu hal? Savaş? Biri aradı komiserim. Kerim ellerindeymiş, onu dövmelerini dinletiyorlar. Alo, cinayet masasından Osman Toprak. Bana bak efendim. Elindeki genci hemen serbest bırak. Teslim ol. Olanları yanına kar bırakmam, tamam mı? Duydun mu beni? Alo. Alo, orada mısın? Beni dinle. Dayı. Tamam, sakin ol. Kızlar dayı. Yardım arkadaşlar, edin. Arkadaşlar yardım edin. Efendi. Tamam. Sen gel benimle. Gel. Şimdi sakin ol. Annenin bir şeyi yok. Şimdi tek tek anlat bana. Ne dediler? Kerim'i dövmüşler, bana dinletmişler. Sonra bir almış telefonu eline. Bir daha arayacağız demişler. Sonra yine dövmüşler kardeşimi. Kim bunlar komiser bey? Dehle kim? Ne yaptık biz onlara? Dayı. Alın şunu. Hazal Hanım'ın cep telefonu. Siz gerekli tertibatı kurun. Adamlar bir daha ararsa hazırlıklı olalım. Başlıyor komiserim. Tabii komiserim. Ha. Bir de olay yerine yakın kamera görüntüleri varsa bir tetkik edin bakalım. Aracın plakasına ulaşmamız lazım. Emredersiniz.
Afiyet olsun komiserim. Sağ olasın Naci baba. Komiserim, kahvenin sahibi Levent Bey'i getirdim. Sorgu odasında bekliyor. Hala. Sen sorguya başla, ben de Kerim'in ailesiyle bir konuşup geliyorum. Tamam. Allah razı olsun Cemile teyze. Buralarda ziyan zebil olurdu Zati bebe. Çok zahmet ama sağ... Estağfurullah kızım. Hadi Allah'a emanet. Tekrar geçmiş olsun. Nasılsın? İyi misin şimdi? Kureyemin bebine komiser. Sebramın nayi. Şiboyi demirim. Metiştek bir kesine giriye. Geçamın. Hadi jire beje. Deka hamuyan beje. Tamam dayı. Tamam. Ezdi bejim. Bak kardeşim. Seninle açık konuşacağım. Arkadaşları öldü. Sadece Kerim kaçırıldı. Yani bu işin asıl hedefinde öncelikle Kerim olmalı diye düşünüyorum. Bir düşmanınız, alacaklınız, verecekliniz var mıydı? Kerim'e kim yapar böyle bir şeyi? Yoktur komiser bey. Ne ola ki? Daha bir yıl olmamıştır buraya göçeli. Kimseyle alıp veremediğimiz yoktur. Allah'ım. Buraya göçeli beri başımızdan bela eksik olmamış. Sen yardım et bize. Ne belası bunlar hanım? 6 ay olmamış beyimi kaybetmişim. Şimdi kardeşim. Bu İstanbul yutmuş bizi beyim, yutmuş. Anladım. Bir şey soracağım. Kerim'in siyasetle işi olur muydu hiç? Terör örgütüne falan bulaşmışlığı olabilir mi? Tövbe, hiç olmamıştır. Biz Diyarbakır'da babamızı teröre kurban vermişiz beyim. Tövbe, hiç yanaşmamıştır. Kerim zaten çok efendi çocuktur. Evden okula, okuldan eve. Anamla benden başkasını hiç görmez bile. Yeminle çok iyi insandır komiserim. Geç amın. Mame Kerim Cardın bebeğinin. Haleme ve çavabe. Dileğimin dışı ute geç amın. Dileğimin dışı ute. Üzülme. Allah büyük. Biz elimizden geleni yapacağız. Siz de duanızı eksik etmeyin. Vallahi duyunca ben de deliye döndüm. Benim kahvemin oralarda. Benim mahallemde. Olacak iş değil ama. Hedefte Kerim vardı diye düşünüyoruz. Sizin arası iyiymiş galiba. Var mı bir bildiğiniz bir şeye karışmışlığı, bir belası? Olur mu hiç canım? Kerim akıllı, saygılı bir gençtir. Doğrudur, samimiydik ama. Yani. Peki nereden tanıyorsunuz onu? Ben ayıptır söylemesi burs verirdim ona. Ailesi de zorda, kendi de. Zaten bir umut buraya göçmüşler, bela eksik olmamış başından. Okumaya çalışıyor işte. Ben de çorbada bir tuzum olsun istedim komiserim. Takdir ettim Levent Bey. Böyle gençlere sahip çıkılmazsa bu büyük şehirde kaybolup giderler elbet. Lakin bir şeylere bulaşmış olmalı değil mi? Yoksa kim niye saldırsın, niye kaçırsın? Vallahi hiç bilmiyorum ki komiserim. Bir derdi olsa bana mutlaka açardı. Ama mutlaka başka bir şeyler var yani. Bir şey soracağım komiserim. Bu kaçıranlar tehlikeli mi? Yani çocuğun başına bir şey gelmez değil mi? Bizim de tek temennimiz o. Komiserim. Bu sefer başka bir numara arıyor. Çabuk gelin. Cengiz içeri. Tabii komiserim. Sakin olmaya çalış kızım. Güçlü görünmeye çalış. Onu mümkün olduğunca telefonda tutmalısın. Unutma hadi. Hadi göreyim seni. Alo? Dinle beni kadın. Kerim'in ablası mısın nesin, kısa konuşacağım. Kardeşini dayaktan geberttim, hala söylemiyor. Belki sen ona acırsın da söylersin. Paralar nerede? Kimsiz siz? Ne istersiniz bizden? Biz para filan bilmeyiz. Sen beni pek ciddiye almadın galiba. Kardeşinin sesini bir daha duy istersen. İster misin? Kerim! Merak Kerim! Etme, kardeşim! Bir şey yok. İyi misin? Ama şimdilik. Eğer o paraları bulup getirmezsen... Bir daha Kerim'i göremezsin. Anladın mı? Anlamış ama. Savaş, biraz daha süre lazım. Konuşacak bir şeyler bul hadi. Dur! Dur hele, kapatma.
Oldu ki parayı buldum, kardeşimi salacağını ne bileceğim? Bilemezsin, mecbursun. Savaş. Maalesef komiserim, alanı daraltamadık, süre yetmedi. Allah kahretmesin. Neyin peşinde şimdi? Ne parasından bahsediyorsun? Geldiniz geleli mahvettiniz lan mahalleyi. O kadar kolay mı lan bu işler? Nerede lan paralar, nerede? Ha? Sen de söylemem sana. Sincan yeter, öldüreceksin herifi. Başımıza yeterince iş aldık zaten kanki. Bana karışmayın lan. Sakın, bu hükme son olsun. Geç. Dava haddinden fazla karışık çırak. Başta derinlerin bir tezgahı diye düşünmüştüm. Lakin yanılmışım galiba. Ya bu para neyin eski ki komiserim? Yani zavallıların yiyecek ekmeği yok. Parası nereden olsun? Kerim'in hayatında ailesinin bile bilmediği bir esrar var. Ama ne? Şu adamcağızla bir konuşalım da beklemesin boşuna. Yapacağı bir şey yok. Levent Bey. Heh. Komiserim, kimse söylemiyor bana. Bir gelişme oldu mu? Şu an için bir şey yok. Zaten senin elinden gelen bir şeydi. Hadi sen işinin başına dön. Bir ihtiyaç olursa biz sana haber veririz. Komiserim, tamam. Bunu görmeniz lazım. Nedir o savaş? Saldırganların kullandıkları araç bizim mobeselerden birine takılmış. Net bir şey yok. Aracın plakası sahte. İçindekilerin yüzü de seçilmiyor. Siz de bir bakın Levent Bey. Araç size tanıdık geliyor mu? Yok. Komiserim, yok. Ama bir dakika. Yok yok, bir şey yokmuş. Gözünüze bir şey mi çarptı? Yok, yanıldım komiserim. Ben müsaadenizi isteyeyim. Bir gelişme olursa haber verirsiniz inşallah. İyi vazifeler. Sağ olun. Adamın suratı kireç gibi oldu komiserim. Fark ettin mi? Doğrudur çırak. Bir şeyler sezdi ama. Savaş, şunun peşine takıl. Eteklerindekini döker belki. Bağış şunu komiserim. Kahretmesin. Ne oluyor ya? Ne yaptın sen? Dur. Ne oldu komiserim? İkisinin de ne paradan haberi var ne de Kerim'in bulaştığı işten. Tek dertleri Kerim'in yüzünü bir daha görebilmek. Zor be komiserim. Ama elimizden geleni yapacağız. Gerisi Allah'a kalmış. Öyle. İnşallah savaş bir sonuca ulaşabilir. Yoksa bütün koz hala Kerim'i kaçıranların elinde. Aç şunu! Aç şunu! Allah'ın cezası. Ben senin nereye gittiğini biliyorum. O it yuvasına. Sürün öyle sürün. Daha da köpek gibi inleyeceksin şerefsiz. Konuşana kadar devam. Para mı kurtaracak lan seni? Ha? Daha ne kadar susacaksın?
Ha? Sana diyorum, sana. Ha? Biz yedirmeyiz adama. Biz ne yapacağımızı iyi biliriz. Ezeyim mi lan seni? Lan! Tek başına yedirmeyiz sana bu paraları. Nasıl yiyeceksin? Ha? Gerçekten düşündün mü? Ha? Konuşana kadar böyle lan. Susmayacaksın oğlum, konuşacaksın. Başlarım lan böyle işe, yetti artık. Dur oğlum, nereye? Tuncay'ın kafa bir dünya zaten. Konuşsana oğlum. Saçmayın şimdi. İnceldiği yerden konuşsana. Koptur be. Ne olacak? Lan elimde kalacaksın lan sen benim. Elimde kalacaksın. Mezara mı götüreceksin lan paraları ha? Yeter Tuncay. Yetsin artık. Sana mı soracağım lan? Ha? Sana mı soracağım? Ne dedik lan biz başta? Sadece korkutacağız demedik mi? Nereden çıktı para mara? Çok korktuysan git ananın kucağına otur. Burada ben ne diyorsam o olacak. Çekil şimdi şuradan. Yeter be yeter. Daha şimdiden iki kişi öldü. Bu herif de elimizde kalmayacak. Duydun mu beni? Duydun mu? Alnını karıştırırım lan senin. Ne zamandan beri burada burun ötmeye başladı lan senin? Şşş. Kanki yapmayın ya. Tuncay. Bırak onu oğlum. Bak oğlum, şakası olmaz bu işin. Duydun mu lan Mert abini? Şaka istiyorsan git bebelerin yanında eyle. Mert, bunun altını bezledin mi lan sen? Kaçırmasın sonra. Tamam kardeş, sakin ol. Konuş lan, he? Nerede oğlum paralar? Nerede, nerede? Nerede ulan oğlum paralar? Ben senin... Kimsin lan sen? Kimsin? Ulan. Oğlum yapmayın lan. Tuncay! Şerefsiz, geberteceğim lan seni. Bu da ne ya? Volkan! Sen ne yaptın oğlum? Öldürdün lan Volkan'ı! Gebersin! Hak etmişti, kendi kaşındı. Başımıza da belayı sardı şerefsiz. Herkes duymuştur silah sesini. Bakma yüz tamam, böyle. Tamam. Kaldır hadi, kaldır. Hadi gidelim buradan. Kaldır. Çabuk, çabuk, çabuk. Tamam. Tuncay, baba, senin ne işin var burada? Ne haltlar karışıyorsun lan sen ha? Salak mısın? Sen karışma bana. Bu soysuz iti kurtarmaya geldin ha? Bırak o çocuğu. Ne yaptığını bilmiyorsun sen. Geri çekil, yeminle vururum. Yapma Tuncay. Başından büyük işlere kalkıştın. İş büyümeden bırak gitsin. Hiç seni dinleyecek halim yok baba. Bugüne kadar sen beni dinlemedin, şimdi ben seni dinlemeyeceğim. Tuncay! 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 Ulan sen görürsün! Dur polis! Dur polis! Tuncay! Tuncay! Kıpırdama! Kaldır elleri! Ellerini kaldır! Ne diyorsun be? Ne yaptım ben? Ellerini arkada birleştir çabuk! Silah sesi nereden geldi söyle! İleride harabe bir yer var. Oradan geldi. Saklandıkları yer orası olmalı. Yürü göster o halde. Tamam. Çabuk. Bahsettiğin yer burası mı? Burası. Aman Allah. Volkan bu. Durumu nasıl? Thank you.
Ölen Volkan Akkuş komiserim. Tuncay Gündoğdu'nun yakın arkadaşlarından. Göğsünden 4 kurşunla vurulmuştu. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri mevcuttu. Muhtemelen aralarında bir anlaşmazlık çıktı. Toplamda kaç kişilermiş? Bu maktulle beraber 3 kişilermiş komiserim. Hala. Burada görülecek pek bir şey yok Savaş. Arkadaşlar işlerini bitirebilir. Emredersiniz. Levent bu işin içinde başından beri oğlunun olduğunu biliyor olmalı. Olmalı da niye saklamak istedi? Nerede şimdi? Merkezde tutuyoruz komiserim. Hala. Sen burada kalıp arkadaşları yönlendir. Ben de gidip bakayım neyin nesiymiş şu adam. Başlıyor. Evet arkadaşlar, burada işimiz bu kadar. Toparlanın, çıkıyoruz. Tamam. Günü gelmişse zamandan. Sonra da şöyle bağlayalım o zaman. Hep seni sevecek Nilüfer. Süper oldu be. Sabah şeriflerin ayrılsın çırak. Levent'i sorgu odasına aldılar mı? Aldılar komiserim. Seni bekliyordum ben de. Hala. Hadi hemen gidelim oraya. Önce bir dur komiserim. Hemen gitmeyelim. Ne? Benim sana okumak istediğim bir şey vardı da. Ne? Şiiri bitirdin mi yoksa? Evet. Ama sadece ilk kıtasını. Tamamını bitirmeden bir fikrini almak istedim. Hala çırak, oku bakalım. Artık demir almak günü gelmişse zamandan, ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Gayipten bir ses geldi. Bu adam hep seni sevecek Nilüfer. Hep seni. Nasıl olmuş komiserim? Harikulade Yıldırım. Yalnız ufak bir telif meselen var. Onu da halledersen problem kalmaz. Telef mi? Ne telefi ya? Telif. Yahya Kemal, Ahmet Haşim, bir de Necip Fazıl. Bunların üçünden izin al, şiir tamamdır. Ha? Ama komiserim böyle kolaj gibi bir şey yaptım ben zaten. Olmaz mı ki? Kendin yazacaksın çırak. Kendin. Başka türlü olmaz. Hadi yürü. Ona bir zarar gelir diye korktum komiserim. Tek başıma gidip vazgeçirmek istedim. Niyetim buydu. Ama niyetler tek başına yeterli olmuyor değil mi Çeça? Olmuyor. Olmadı. Onu uyardım ama beni dinlemedi. Tuncay, Kerim'deki paranın peşindeymiş. Sen biliyor musun ne parası olduğunu? Hayır, bilmiyorum. Benim böyle bir paradan haberim yok. Emin misin Çeça? Başına iş açmayasın sonra. Bakın, oğlum hakkında çok az şey biliyorum ben. Onunla aramız hiç iyi olmadı. Belki Kerim'e maddi yardımda bulunduğumu duydu ya da başka bir şey. Ama inanın Kerim'deki paranın ne olduğunu bilmiyorum. Levent, Tuncay'la niye dargındınız? Senden niye nefret ediyor bu kadar? Bilmiyorum. İstediğim gibi bir çocuk olmadı hiçbir zaman. Son zamanlarda da birkaç zibidiyle takılıyormuş. Öyle duydum. Çok uğraştım düzelsin diye ama o hep ters gitti bana. Oğlum adam olamadı. Hiç olmazsa Kerim'e sahip çıkayım dedim. Ama şimdi de... Hala. Bu kadarı yeter. Ama sakın bir daha kendi başına bir işe kalkışma. Emredersiniz komiserim. Dosyalar hazır değil mi? Bir eksik yok içinde. Hazır, hepsi hazır. Bak bunlar da imzaya gidecek. Unutma. Bu tarafta. Hı-hı. Sağ olun. Buyurun. Tamam. Hadi kolay gelsin. Sağ olun. Şurayı imzalayın. Ertuş Nekir, mezakel lav eviye, kerimi revan diye. Daye, çi öfke var hakim bey. Komiserim! Hayır, sakin olun! Dayı. Herkes sakin dayı. Olsun! Dayı. Sakin olun! Komiserim! Çıma terbiye ne hem o sucete sucete! Sucete ye! Ne desen ne yapsan haklısın hanım. Oğluma sahip çıkamadım. İnşallah Kerim kurtulur bari. Diyecek bir şeyim yok.
Zehra Hanım. Zehra Hanım yapmayın. Söyleyin. Oğlunu bulacağız. Onun bir suçu yok. Daye. Bu tabancayı daye. Bu sakine daye. Bu hadi. Komiserim, bildiğim her şeyi anlattım size. Bir şeyler yapın. Ne bildiysem anlattım size. Ger koreyemin bimre. Azeyji bimrim. Ne karım bijim. Ne karım biminim. Tamam daye. Tamam. Ver bazma. Ver bazma. Ver şunu. Ver bazma. Hem dunun. Tuncay'ı görürsen mutlaka bize gönder. Gidebilirsin. Emredersiniz komiserim. Ne olur ona bir şey yapmayın komiser bey. Oğlunu düşünmektedir sadece. Oğlunun acısına yanmaktadır. Levent işin içinde olmuş olsaydı muhakkak çözülürdü değil mi komiserim? Ters bir durum yok değil mi kanka? Hani dünkü olay kazayla oldu biliyorsun. Biliyorum abi, işimize bakalım biz. Yok yani, dünden beri suratın asık da. Ondan soruyorum. Yok bir şeyim. Öyle işte. Geçer herhalde. Volkan da senin gibi alttan alsa başına bunlar gelmezdi. Değil mi kanka? Hı hı. Ha? Hadi onun payı da senin lan. Yaşadın yine. Bu tarif verilen araç bu. Hemen haber ver. 80-74. Aranan bordo renkli araç az önce önümüzden geçti. Takibe başlıyoruz, tamam. Anlaşıldı, tamam. Nereden çıktı bunlar be? Bana maval okuma. Böyle miydi anlaşmamız? Bu arabayı verdiğinden beri işin içindesin kanka. Yan yatma şimdi istersen. O araba bana neye patladı biliyor musun? Paranın yarısı senin olacak bak. Yarısını alırım da tamamının ne olduğunu nasıl bileceğim? Çabuk köprünün altına gel. Orada olacaksın lan. Bu polisleri alacaksın başımdan. Yoksa kuruş alamazsın. Anladın mı beni? Tamam tamam, kısa kes. Sen sürmene bak. Gel. İn lan hadi, in. Yürü. Çabuk kalk, çabuk. Geç öyle. Hadi lan. Lan. Geç. Uzatlattık değil mi kanka? Ver lan. Buyur abi. Mert! Nereye lan hiç? Buraya gel lan! Adi herif, beni satacağını biliyordum. Az kaldı it herif. Sıra sana geliyor. LK 03 çek kenara çek.
Ölmüş bu. Merkeze haber verelim. Araçtaydı bu çocuk. Ateş edip kaçmış olmalılar. ...8074 merkez. Merkez dinlemede. Takip ettiğimiz araçtaki şahıslardan biri silahla Deniz Sokak üzerinde vurulmuş. İlgili yerlere hemen haber verilsin. Anlaşıldı, tamam. Komiserim, yeni bir gelişme oldu. Bizim ekip otolarından biri eşkale uyan bir aracı takip etmiş bir süre. Yakalayabilmişler mi? Maalesef komiserim. Araç terk edilmiş durumda bulundu. Tuncay arkasında bir ceset daha bırakmış. Ne? Ölen şahıs diğer arkadaşı. Of, bu herifin gözüne iyice kan bürümüş anlaşılan. Bir an önce bir şeylere ulaşmalıyız Alper. Yıldırım nerede? Dünkü saldırıda ölen maktullerin ailesiyle görecekti komiserim. Hala. Siz olay mahalline gidip bir soruşturma yapın. Yıldırım da bir netice alırsa derhal haberim olsun, tamam mı? Emredersiniz komiserim. İşi gücü buralara takılmaktı komiserim. Serserilik yapma diye çok nasihat ettim ama genç işte. Kerim'le olsun, diğer arkadaşlarıyla olsun hep buralara gelirdi kardeşim. Eyvallah çeça. Ben bir şeylere ulaştım bile. Bunlar çok işimize yarayacak, sağ ol. Ağzını burnunda attım, hala ustamadın. Konuş lan, konuş. Konuş lan, konuş. Konuş, nerede paralar? Konuşsana. Bak lan, bak yüzüme. Sana acıyacak yufka yürek var mı lan bende, ha? Elimden kurtulacağını mı sanıyorsun? Konuş, konuş, öldürmeyeyim. Nereye koydun paraları? Öldürsen de o parayı vermem sana. Aileme ihtiyacı varken senin gibi köpeklere yedirmem. Öldüreyim mi lan seni? Ha? Öldüreyim mi? Sıkayım mı lan kafana? Ha? Ama ben sana ne yapacağımı biliyorum. Ben biliyorum sana ne yapacağımı. Gözünün önüne dört kişi yere serdim. Hala akıllanmadın. Gerekirse bin kişiyi daha öldürürüm. Haberin yok. Bak. Burada ne yazıyor? Evinin adresi. Anan, baban, kardeşin. Kim varsa senin yüzünden telef olacaklar. Keyfin mi? Sen ötmezsen onlar öderler. Dur, tamam. Ne oldu? Anana babana kıyamadın mı? Tamam, paranı yeni söyleyeceğim. Yeter ki onlara dokunma. Arıyor, o arıyor. Dikkatli olun, bu sefer hata istemiyorum. Alo. Vakit geldi kadın. Sarıyer sahilde bir park var. Parayı oraya getireceksin. Dur hele. Paranın yerini bulamamışım ki. Kes lan. Para sendeymiş işte. Saat 4'e kadar bul. Sarıyer sahilindeki parka getir. Unutma. Pazarlık yok. Parayı getirmezsen Kerim ölür. Komiserim, sinyal yine kesildi. Yer tespitinde de bulunamadık komiserim. Adamda da cep telefonu kolüyle galiba. Gerçi artık yer tespitine de gerek kalmadı. Olmayacak komiserim. Öldürecek onu. Para yoktur. Nasıl götüreceğiz? Oraya gitmek zorundayız kızım. Ortada para yoksa da varmış gibi davranacağız. Başka çaremiz yok.
Yoktur işte, yok yok. Yoktur paralar. Ne diyeceğiz şimdi? İnternet yazışmaları her şeyi anlatıyor komiserim. Öldürülen iki gençli Kerim, okul civarında gençlere uyuşturucu satıyorlarmış. Tunçay'ın istediği uyuşturucudan gelen para öyleyse. Ama Kerim'de para olduğunu ne biliyordu? Tunçay'ın dosyasına da baktım komiserim. Daha önce uyuşturucudan sabıkası olmuş. Belki de mal alıyordu Kerimlerden. Aralarında bir konuşmaya falan şahit olduysa... Mantıklı duruyor çırak. Ama Kerim'in malı temin ettiği başka birileri olmalı. Belki de onlara ulaşabilirsek bir şey elde edebiliriz. Gidin, Osman komiseri görmemizler. Sakin olun, tamam. Dışarıda bir şeyler oluyor çırak. Lütfen. Biraz sakin olun lütfen. Çağıracağım komiserimi, tamam. Tamam hanımlar, tamam, sakin olun. Sakin olun komiser. Kureyemin kapandığını. Dışta ne baş bu idana kırın. Hem bu uyu heval evi yıkır. Evde biz bunu bulmuşuz komiserim. Kardeşim pis işlere bulaştırmışlar. Anam bileyim diye. Bir arkadaşı vardır. O yapmış her şeyi. Adı neymiş söyleyebilir mi? Nave o içiye. Namık. Namık kurban. Şu ismi bir araştırın çırak. Kerim'in birlikte çalıştığı birileri olabilir. Tamam. Siz de sakin olun lütfen. Kerim'i sağ salim bulacağız inşallah. Al git. Al git. Sizin kahvede dolanan doğulu tip iyice tezgah kurdu burada. Mahalleye yeni taşınan okulu sünepe değil mi bu? Adama bak ya. Milleti araca kesmiş. Fena malda satmıyor. Yedirmezler oğlum öyle adama. Hem babamdan bursal, hem benim çöplüğümde solucan topla. Vergisi neyse alırız. Tayfun'dan bir araba alalım da biraz eğlencemize bakalım. Hazırlama lan. Son bir işimiz kaldı seninle. Sonra ne cehenneme gideceksen gideceksin zaten. Ne yaptın çırak? Kerim'in arkadaşından bir haber var mı? Araştırıyorum komiserim. Henüz bir şey yok. Elini çabuk tutsan iyi olur. Süremiz giderek daralıyor. Hadi. Nedirse dayı. Emi Kerim rızgar pikini tu nedirse. Her şey tamam değil mi? Tamam komiserim. Geriye sadece beklemek kaldı. Hala. Tuncay birazdan burada olur. Sefil. İyi abi, hayırdır? Kerim getirmedi mi paraları? Kalk lan! Getirdi, getirdi, getirdi. Bana bak. Kerim'in başı dertte. Kaçırmışlar diye duydum. Aha da bu kaçırmış. Doğulu olduğu için yapmış. Ne yapayım abi, Kerim de dikkat etseymiş kendisine. Oğlum, eğer konuşursa yanarız. Ben de yanarım, sen de yanarsın. Benim yandığım yerde sen duman olursun kurban. Alacaksın bunu. Aha. Bir de bunu alacaksın. Bu işi halledeceksin.
Kerim'in dolaştığı yerlerde dolaşacaksın. Olduğun yerde herifi indir. Kerim'i de bana getir. Tamam. Ben karışmam. Yapacaksın lan. Yapacaksın. Yapacaksın. 3-4 sene yatarsın içeride. Mallarım da benden. He? Tamam. Hatır et. Hayvan herif. Anlaşıldı komiserim. Anlaşıldı komiserim. Burası temiz. Bu kadar geç kalması ayrı alamet değil Savaş. Komiserin biri yaklaşıyor. Tuncay olabilir. Yerlerinizi alın. Dikkatli olun. Onlara doğru gidiyor. Harekete geçelim mi? Yüzü seçilmiyor daha. Bekleyin biraz. Tuncay olmalı bu. Koşun. Dur kaçma. Dur. Tabii. Bırakın beni. Siz kimsiniz ya? Bırakın. Tuncay değilmiş. Lütfen bir daha yapmayacağım. Bırakın. Bir daha yapmam. Lütfen. Hadi emniyete götürelim falan. Yürü. Ne işin vardı o çantayla? Söyle çabuk. Ben çok zor durumdayım abi. Vallahi çok zor durumdayım. Bir daha yapmam abi. Kapkaççı bu. Tuncay'la bir ilgisi yok. Hırsızlık büroya sevk edin. Başla. İyi ama Tuncay nerede? Of. Efendim Yıldırım. Komiserim. Aradığımız çocuğu buldum. Duyduklarına inanamayacaksın. Uyuşturucu işinin başındaki isim Levent'miş. Yani Tuncay'ın babası. Nasıl olur? Emin misin? Çocuk her şeye itiraf etti komiserim. İşi en başından beri Levent organize ediyormuş. Ben çocuğu merkeze götürüyorum. Orada buluşuruz. Gel buraya. Komiserim, nedir durum? Aman Allah'ım. Kandırdı bizi. Levent'e gidiyor. Babasına gidiyor. Aptalır. Her şeyi berbat etti. Her şeyi. Çoktan başıma iş açlar gele. Ulan ben sana gösteririm. Kerim! Tuncay! Ne arıyorsun lan sen burada? Bu Kerim kardeşimiz söyledi ki paralar aslında sendeymiş. Ben en başından beri yanlış kişiyi pataklamışım. Tuncay! Dur lan! Ne yapıyorsun oğlum? Lan babana silah mı çekiyorsun? Hadi bırak oğlum. Boşuna dil dökme baba. Uyuşturucu işini senin yürüttüğünü biliyorum. Kasayı aç, paraları ver çabuk.
Alo çırak, neredesin? Vardım sayılır komiserim, siz? Ha, tamam tamam, ben de yoldayım. Acele et, hadi. Hadi hadi. Tuncay, bak bu yaptığın iş değil oğlum. Polisler peşinde zaten. Bak istersen seni saklayabilirim. Babanım ben. Ne oldu? Baba olduğun şimdi mi aklına geldi? Bir gün olsun ilgilendin mi benimle? Derdimi, ihtiyacımı sordun mu ki şimdi soruyorsun ha? Oğlum hata yaptım biliyorum. Ama bana bir fırsat daha ver. Her şeyi düzeltebilirim. Hayır, hiçbir şey düzelmez artık. Geride 4 dişim var. Bana o paralar lazım. Tamam. Sakin ol. Paraları vereceğim. Sakin ol. Sen sakin ol. Beni serseri bir hayata itmeseydin böyle olmazdı baba. Ama nasıl itmiyorsun ki? Uyuşturucu satan, kanıma bu zehri zerk eden sendin. O yüzden bu yaptıklarımı az bile sana. Ne oluyor lan? Nereye gidiyorsun? Gel lan buraya. O paraları sana yediririm ulan ben ha. Yediririm ulan. İt herif. Sen de babalık yapacak yürek olmadığını biliyordum zaten. Seni hiç istememiştim ulan. Annen öldüğü günden beri ölmüşsün lan benim için. Aşağılık herif. Bırak şunu. Elimden bir kaza çıkacak. Dikkatli olun. İçeride neler olduğunu bilmiyorum. Hadi. Başlıyorum. Kıpırdama. At silahı. Tamam. At edin. Kıpırdamayın. Bırak o silahı. Yakalayın şunu. Vurdu beni. Buradan geriye dönüş yok Tuncay. Sakın yanlış bir şey yapma. Buradan geriye dönüş yoksa onu da birlikte götürürüm o zaman. Hayır! Hadi bakalım götürün. Vah, kurayımın. Taçıma evgir. Taçıma evgir. Ez mecbur bum dayı. Cibo malame mecbur bum. Hapse girecektim abla. Bir şeyler yapmak zorundaydım. Keşke hiç bulaşmayaydın Kerim. Hiç bulaşmayaydın. Kerim ailesine yardım etmek istedi. Ama bunu yanlış yoldan yaptı. Çünkü o zehri sattı insanların da aileleri var. Hedefin ne kadar doğruysa ona ulaşılacak yolda o kadar doğru olmalı. İlk ağacın doğru gölgesi hiçbir zaman olmaz. Hadi Ali Karete be Kureymin. Deher du cihan andaji. Kureymin, laukeymin. Savaş, hadi. Hı-hı. Buyurun. Hadi yürü. Müsaadenizle. Müsaadenizle teyze. Kureyemin. Tamam. Tamam teyze. Tamam. Gel. Dayı. Gel. Tamam sakin. Zehra Hanım'a de ki üzülmesin. Oğlu bir hata yaptı. Ama düzelme fırsatı olacak. Bazen bir musibet bin nasihatten iyidir. Bu uyuşturucu tacirlerin peşine takıldık ya. Aklıma bakın ne geldi. Hani 4. Murat var ya, meşhur padişah. Zamanında bu tütün mamullerine karşı sıkı bir mücadele başlatmış. Adamlarını iyi takip ediyormuş. O devirlerin meşhur uygulaması tebdili kıyafet edip kendi de denetlemelerde bizzat bulunuyormuş. Bir gün yolu Haliç'e uzanmış. Bekli Mustafa ve arkadaşları kayığa binerler ve yolcu gibi açılırlar. Deniz ortasında da tüttürürlermiş. Padişah da bir yol bulup aralarına karışmış. Az açılınca bizimkiler tütünleri çıkarıp sarmaya başlamışlar. Bir ara Bekli Mustafa aralarına yeni katılan bu karayağız adama sormuş. Beyim, isminizi bağışlar mısınız? Sıcak salep getirdim size. Vay Naci Baba, hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ ol Naci abi. Buyur.
Al bakalım Savaş. Buyurun komiserim. Al al hadi. Buyurun. Biraz da şeker. Komiserim. Hadi sen de geç bakalım. Ha? Hadi geç. Tamam geç. Geliyorum. Kendiniz kemlemi getirdim. Hop. Hafız Ahmet de gelsin. Söyle de gelsin Ahmet. Tamam. Ahmet. Gel. Hafız Ahmet geç otur şöyle. Gel Ahmet abi. İyi akşamlar komiserim. İyi akşamlar. Nerede kalmıştık? Sultan'da. Hah. Sultan da Murat diye cevap vermiş. Bekle Mustafa biraz işkillenerek bir yoklama daha çekmiş. Peki kimlerden olursunuz diye sorunca Sultan da Osmanoğullarından diye karşılık vermiş. Bekli Mustafa bu sefer titrek bir tonla sormuş. Peki isminizin başında Sultan da zikredilir mi? Deyince padişah da evet demiş. Durumun vehametini gören Bekri arkadaşlarına dönerek ağlar. Buyurun cenaze namazına. Ben bu hikayeyi hatırladıkça gülerim. Ama sonra da düşünürüm. Koca sultan bu işin üzerine niye bu kadar gitti diye. Malum o zamanlar zararı bu kadar bilinmiyordu sigaranın. Benim düşüncem şu. Nasıl bugün uyuşturucu işi uluslararası güçleri hesaba katmadan açıklanamaz? Aynen öyle de o dirayetli padişah tütünü bize getirenlerin arkasında düveli muazzamayı gördüğü için titizlenmiş gibime geliyor. Size birkaç rakam vereceğim. Kaçak hariç sigaraya ödenen döviz yaklaşık 7 milyar dolar. Hı hı. Uyuşturucuyu buna katınca rakam nerelere gidiyor varın siz hesap edin. Biz uluslararası ahtapotun ayağıyla değil, ayağın ucundaki serserilerle boğuşuyoruz. Vallahi ya. Ya bu kadar muhabbet yeter. Salepleri soğutmayalım, daha Yıldırım'ın şiir dinletisine yetişeceğiz. Al sana da bir tane kurabiye. Teşekkür ederim. Benim annem kurabiye yiyecek misiniz? Teşekkürler. Tamam. Anneciğim sen? Çok güzel olmuş. Ve bakayım. Tamam ama iki tane bak. Hilal hadi. Çok isterseniz daha var. Sıcak sıcak reçeteler. Ay kıyamam sana. Oğlum kızım. Hadi çırak. Bekleye bekleye bir hal olduk. Ya bir dakika komiserim ya. Son düzeltmeleri yapıyorum. Osman Bey, şansınız bol olsun. Damat geliyor. Nihayet. Oo, şanslı bu harikasın ya. Sevgili misafirler, bu akşam burada sevgili 4. Osman komiserimin zoruyla bulunuyoruz. Kendisi evlilik kursunun bende gösterdiği değişikliği ne bileyim. Yıldırım şiir. Evet, doğru şiir. Bu benim hayatımı birleştirmek istediğim canım Nilüfer'ime ilk ve muhtemelen son şiir. Hadi bismillah. Nilüfer'ime. Kim demiş uçmayı doğuştan bilir kuşlar diye. Bir keresinde bir meleği kendi kanatlarını bir kuşa takarken gördüm ben. Her kuşun uçmayı öğrendiği bir meleği vardır ya özel. Benimki sen. Çok güzel. Çok güzel. Teşekkür ederim Yıldırım. Çok teşekkür ederim. Vay Yıldırım abiye bak sen. Ne cevherler varmış da haberimiz yokmuş. Ana ne cevirgı. Ben hiçbir şeycik daha anlamadım ya. Bir melek de yiyor, bir kuş da yiyor. Nilüfer'in adı bile mi geçivemedi? Evet, sıra bende. Aslında benim de Yıldırım'a bir hediyem vardı. Bu şiir mevzu işin latifesi oldu. Komiserim hayırdır? Hilal gel gel. Aa, bu ne komiserim? Buyur kendin bak.
harika bir şeye benziyor. Oh, komiserim, bu çok harika bir şey. Beni öyle tutma. Artık senin. Cinayet masasına lütfedip hayatımıza neşe kattığın için. Ben çok kötü oldum şimdi ya. Bak ağlayacağım Yıldırım. Şimdi. Dur. Ay. Yıldırım sakın ağlama. Sakın. Ya komiserin bunu ağlaması çok fenadır. Bir kere başladım susturamayız. Lütfen. Yıldırım. Komiser. Opa. Tamam Yıldırım. Tamam. Yıldırım abartma. Tamam. Oh Yıldırım. 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 Hadi artık çaylarımı içelim. Buyurun.